DSG'den herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. DSG 1939 tam sürümdeyiz. Şu anda Tekirdağ otelindeyiz. Deadbeat Terminal moduna oynuyoruz arkadaşlar. Yolcu taşımacılığı yapacağız. Otobüsümüz oyuncu Spismos ekibinin yapmış olduğu bu Mercedes-Benz'in Touaregmo tek dingili olan eski kasa RHD 16-2015 modelini oynuyoruz. Bu otobüse ben yolcu taşımacılığını geçen gün test ettim. Bundan evvelki videomuzu hatırlayacaksınız. Mercedes-Benz'in yeni kasa Touaregmo 2018 RHD 16-2018 modeli yeni kasa olan. Onunla denemiştim yolcu taşımacılığı. Deadbeat Terminal modu kullanarak yolcu taşımacılığı yapıyordu. Şimdi eski kasa ile denedim. Tek dingili. Bunda da taşıyor. Taşımacılık yapıyoruz. Dorsemizde hayalet dorsa kullanıyoruz. B, Type B Passenger. Onu dorsalımından, bu Deadbeat logosundan bu dorseleri işte A'dan başlıyor J'ye kadar çeşit çeşit dorseler mevcut. Ben B tip olanı deniyorum. Kullanıyorum daha doğrusu. Hem yeni kasada hem eski kasada Type B olan dorse, gizli dorseyi kullanıyorum ve çalışıyor. RHD 17'de denedim. Çift dingilli olan da denedim ama Type B'de Dorse'de hata verdi. Hata nasıl hata? Yolcuyu aldıktan sonra otobüs çarpıyor. Çarpma hatası veriyor. Böyle bir hata aldım. Onu çift dingilli olana, RHD 17 olana farklı dorselerle denemek lazım. Belki farklı dorseyle çalışabilir. Şu anda ben Type B olanı kullanıyorum. Otobüsümüzü bir çalıştıralım. İşleri de evvelki videoda anlatmıştım. Yine anlatayım. Yük piyasasından işleri alıyoruz arkadaşlar. Veya şöyle yapıyoruz. Takviye piyasasına giriyoruz, yük piyasasına giriyoruz. Hangi şehirdeysek ona tıklıyoruz. Bunda işler çıkıyor. Yani yolcu taşımacılığı çıkıyor. Edirne İstanbul yoksa, mesela Tekirdağ'a gidersek Edirne İstanbul çıkmıyorsa bunları saatleri ileri alarak çıkana kadar oradan şey yapabiliyoruz, bakabiliyoruz. Evet. Yola çıkıyoruz. Mavi meydan onay aldım. Yolcularımız tamam devam edebiliriz. Yola çıkabiliriz dedi. Kapıları bizi kapatalım. Böyle izlemiz de evet, Mavi Bey'e de teşekkür ediyoruz kahvemizi getirdiği için. Evet, Tekirdağ'dan İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'daki otellere gideceğiz. Deadbeat Terminal modunu oynuyoruz. Bundan evvelki videomuzda açıklama kısmında ben indirme linklerini vermiştim. Tekrar vereceğim. Deadbeat'in Terminal modu 20 TL. Sola dönmeye hazırlanın. 20 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Oyuncu Spismos
otobüs modları ücretsiz bildiğiniz gibi. Ondan da onu da linkini vereceğim. Hem otogar modu hem otobüs modunu. Farklı farklı otobüsleri deniyorum. Eğer çalışanlar tespit ediyorum. İlk önce test ediyoruz. Ediyorum. Sonra. Eğer şey oluyorsa, yani hata vermiyorsa, taşıyorsa bunları video çekerek paylaşıyorum. Dileyen arkadaşlar oynayabilirler. Deadbeat terminal modu. Deadbeat terminal modu bildiğiniz gibi Türkiye harita modları ve Pro Mods'la uyumlu değil. Yani sadece oyunun kendi DLC'leriyle çalışıyor. 6 tane DLC olan DLC'ler, yani tabi olanlar hepsi zorunlu değil. Yani hangileri varsa onunla da oynayabiliyorsunuz. O DLC'lere göre terminal modunu mod yönetiminden aktif ettiğinizde şehirlere otogarlar geliyor. Yani haritada gözüküyor. Bas terminal diye. Kırmızı yazılarla terminaller, otogarlar yani. Bir de bus stop var. Mavi yazıyor. Onlar da durak oluyor. Yani otogar değil de yolcu durağı. Yani belediye otobüslerinin şeyi gibi düşün. Böyle tip duraklar, ara duraklar. Bu şekilde çalışıyor yani. Çift dingili toğrayışmayı yine bir şey yaparız, deneriz. Farklı dorselerle deneriz. Eğer olursa onun şeyini paylaşırım. Olmazsa yapacak bir şey yok. Farklı otobüs modlarını da denemek lazım. İşte Neoplanlar var, MAN var. Bunları da deneriz. Promoslar, onlarla beraber oynayamıyorsunuz. Yani onları aktif ettiğinizde haritada otogarları göremeyebilirsiniz. Öyle bir şey de var. Bilginiz olsun. Yani Türkiye haritasına ve promosu herhangi birini aktif ederseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sadece dediğim gibi DLC'lerle çalışıyor. Deadbeat Terminal modu. Ücretli bir mod. 20 TL. Bildiğiniz üzere Deadbeat'in sadece şeyi var, otobüs modu olarak. O403 otobüs modu var. O 30 TL'ye veriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanında tabii 30 TL otobüs modunu alınca terminal modu ücretsiz geliyor. Ben öyle satın almıştım. Ya yani 15 TL'ye geliyor işte. Otobüs modunu satın alırsanız 30 TL'ye 15'e geliyor. Çünkü hediye geldiği için terminal modu yanında. Tabii şimdi devam ediyor mu bilmiyorum. Ben öyle aldım. Ediyordur herhalde. Otobüs modu alana terminal moduna hediye ediyordu. Sağ çıkmış. İsteyen terminal modu satın alabilir. Tek 20 TL verip isteyen O403
otobüs modunu satın alıp yanında terminal modunu alabilir. Yani O403 otobüs modundan sıkılan arkadaşlar, hep sürekli oynayan Deadbeat'in terminal moduyla beraber işte değişik otobüs oynamak isteyenler oyuncu Smith Mods'un ekibini yapmış oldu. Tuareşma yeni kasa ve eski kasa otobüslerinden de oynayabilirler. Tabi diğer otobüsleri daha denemedim. Deneriz. Eğer onlar da çalışırsa paylaşırız. Neoplandır. Starliner, Torliner var. Manyons Coach var. Eğer onlar da çalışırsa video çekeriz, paylaşırız. Yalnız şeyi unutmadan söyleyeyim. 1.39 tam sürüm versiyonu bu. Versiyonda oynuyoruz, çalışıyor. Yani şu anda 1.40 beta var biliyorsunuz. 1.40 beta'da daha destek gelmedi. Yani Deadbeat'in yapmış olduğu destek gelmedi. Tabi 1.40 tam sürümü herhalde bekliyor benim tahminim. Tam sürümde Mart ayı içinde girer herhalde. Ya da en geç Nisan ayı. Mart ayında çıkar diye tahmin ediyoruz. Mart ayına girdik. Bekliyoruz. 1.40 tam sürümün gelmesini. Tabii 1.40 beta'da çalışan modlar 1.40 tam sürümde çalışır mı? Onu da göreceğiz. Bakacağız. Onlar da var. Otobüs modları yani. Şu an için 1.39'u oynamak isteyen arkadaşlar varsa olabilir şu an. 1.40 beta oynamak istemeyip zaten Deadbeat şu anda 1.40 beta için daha şey yapmadı gördüğüm kadarıyla terminal modu 1.39'da çalışıyor. Oynamak isteyen varsa oynayabilirler. Bu arada İstanbul'a da geldik. İstanbul'a da buradan çok selamlar olsun. İstanbul Otogarı'na gideceğiz. Deadbeat'in yapmış olduğu Otogar'a gideceğiz. Tabi uzun yol denemedim. Uzun yolda deneyip paylaşım da yapabiliriz sonra. Şu anda kısa mesafeleri yapıyoruz. Yani uzun yolda herhangi bir sıkıntı oluyor mu olmuyor mu gibi. Böyle videolarda paylaşabiliriz ileride. Şimdi değil de önce bir hangi otobüsten çalışıp çalışmadığını bir tespit ediyoruz. Uyumlu çalışıp çalışmadığını. Ona göre video paylaşıyoruz.
Bunları tabii deneye deneye şey yapabiliyoruz ancak. Videoyu çekmeden önce. Dönen kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Son durağa geldiniz. Evet, İstanbul Otogarı'na girdik. Yolcularımızı indireceğiz şimdi. Peronumuza yanaşalım. Şuradaki peronu girelim. Evet. Yolcularımızı indiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Tekirdağ'dan İstanbul'a Dedbit Terminal MUT üzerinden yolcu taşımacılığı yaptık. Şimdi onu nasıl yapıyoruz? Bunu da bir kısaca göstereyim tekrardan. Öncelikle dorsa yöneticisine giriyoruz. Bizim kullandığımız dorsa Typeline Passenger. Hem eski kasada hem de yeni kasada Tourage için bunu kullanıyorum ben. Yani tek dorsam var. Biz dorsa. Bu dorsayı da nasıl alıyoruz? Dorsa alımına giriyoruz. Burada Dedbit'in logosu var, gördüğünüz gibi tıklıyoruz. Burada
çeşitli dorseller var. Type A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. A'dan başlıyor C'ye kadar. Ben Type B olanı kullanıyorum. Sadece bunu seçtim. Buradan çeşitli dorsellere de alabilirsiniz sizler de. Bakabilirsiniz. Ben yani hepsini denemedim tabii. Sadece şu an Type B olanı kullanıyorum. Çift dingili de çalışmıyor. Eğer farklı dorsellerden çift dingili de çalışan olursa onu da videosunu çekelim. Onu da paylaşıyorum. Zaten dorsellerin hepsi hemen hemen aynı ya. Yani fark yok yani. A'da almışsınız, B'de almışsınız, işte C'de almışsınız. Önemli olan şey yapması yani. Uyum sağlaması, hata vermemesi. Nitekim de işte B olanda, kullandığım Type B olanda ben de hata vermediği için bunu paylaşıyorum. Bir kaydedeyim. Önce bir şey de. Şimdi şeyi göstereyim ben. Mod yönesini de göstereyim. Mod yönesine giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi bas terminal dosyaları var. Modları var. Düzeltiyorum. İşte lisans dosyası gerekli olan terminal, bas terminal modunun çalışması için dosya. Base dosyası, ana dosya. Bunlar da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane derece demiştim ya, bunlar işte. İskandinavya, İtalya, işte Bento de Baltic Sea, Viva la de France, Going East, Road to the Black Sea. Bunlar DRC'ler arkadaşlar. Base ve lisansta onları da ayrıyeten aktif ediyorsunuz. Base zaten ana dosyası. Bas terminali. Bir de lisans dosyası var. Deadbeat bunu güvenlik için yaptı yeni. Yani farklı sitelerden işte alınıyor, yükleniyor falan ücretsiz olarak. Herhangi bir paylaşım olmasın diye güvenlik olarak. Yani sadece satın aldığınızı işte Deadbeat'in kendi sitesinden aldığınızda lisans dosyasında ayrı olarak indiriyorsunuz. Kendi sitesinden sadece o şekilde kullanabiliyorsunuz, aktif edebiliyorsunuz, oynuyorsunuz. Bunlar da otobüs, oyuncu bis modsun otobüs modları. İşte eski kasa tuvalet modu ve işte 16, 2015 modu. Ventil on off seçenekler var, köpekler var kaplama. Bu benim kullandığım gerçekçi bir efekt. 1.39'da çalışan sistemi, işte megapack, kabin aksesuarlar paketi, GPS Pro navigasyonu yukarı almanızı isterseniz bunu modu kullanabiliyorsunuz özel. Bunlar da trafik paketleri, işte otobüs trafik paketleri, yerli yabancı. Bunlar da klasik arabalar, spor arabalar, motosikletler, trafik paketleri, bir de tırlar var. Bu kadar yani. Kullanılan asıl siz bu otobüs modlarıyla bas terminal modunu kullanmanız yeterli gelecektir. Onlar da diğerde dediklerim işte trafik paketleri, hava grafik modu vesaire, kabin aksesuar paketi, onlar hep ekstra kullandığım modlar. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın diliyorum. Eğer farklı otobüslerde test edip de eğer şey yaparsam, tespit edersem onları da paylaşırım. Paylaşırım farklı otobüslerde. Öyle yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.